Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Marmaris Aksaz'daki tesislerinde sosyal işler amiri olarak görev yapan emekli Deniz Yarbay Engin Erpman Yıldızeli, bir yıl önce emekliye ayrıldıktan sonra merkezi İstanbul Tuzla'da bulunan özel bir şirketin yetkilisi olarak yine denizcilik işinde mesleğine devam etti. Çalıştığı şirketin Türkmenistan'daki yatırımlarının başında olan Erpman Yıldızeli'nin ailesi, TSK'daki geçmişi başarılarla dolu olan Yıldızeli'nin Hazar Denizi kıyısında savaş gemisi imal edilen tersanede şirketin başında görev yaptığını bildirdi. Uzun yıllar Koç Holding'de görev yapan baba Erdinç Yıldızeli, evlat acısı çektiklerini söyledi. İki çocuk babası olan Erdinç Yıldızeli, büyük oğlu emekli Deniz Yarbay Erkman Yıldızeli'nin işi gereği bulunduğu Türkmenistan'daki evinde gece doğal gaz kaçağı meydana gelmesi üzerine uykuda zehirlenerek öldüğünü anlattı. Baba Yıldızeli, Erkman Yıldızeli'nin 1996 yılında Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan Kardak krizi sırasında görev yaptığını, adadaki kurtarma faaliyetlerine bizzat katılan başarılı TSK mensuplarından biri olduğunu, oğluyla hep gurur duyduklarını anlattı. Cenazesi memleketi Balıkesir'de askeri törenle toprağa verilen emekli Deniz Yarbay Erkman Yıldızeli evli ve bir çocuk babasıydı. Balıkesir'deki cenazeye Yıldızeli'nin anne ve babası, kardeşi, eşi Gonca ve kızı Benan Yıldızeli ile çok sayıda TSK mensubu katıldı. Cenazede babasını son yolculuğuna uğurlayan kızı Benan Yıldızeli'nin "Ne olur gitme, gidemezsin" diyerek gözyaşı dökmesi yürek dağladı.